esas bizim döneceğimiz yuvarlığa kapatmışlar. Buradan gelince geniş oluyor. Şimdi bu, o körüklü buradan nasıl dönecek ben onu merak ediyorum. Şu körüklüler buradan dönebiliyor mu ya? Yani. İçeride var da sonra çıkacak mı? Gerçekten yansı otel yandık. Ben bir koca otobüsü nasıl kurtardım odalardan bilmiyorum. O yüzden evet, başka yerler göreceğiz bugün. Yani biraz daha huzurlu, daha keyifli. Diğerleri de çok keyifli ama hepsinin tadı çok başka. Üç tane köy göreceğiz. Birbirinden keyifli ve huzur dolu. En önemlisi. Şimdi Zanchayn'ı başlıyoruz. Değirmen göreceğiz. Değirmenleri göreceğiz. Dönem itibariyle yer değirmenleri çok kullanılıyordu. Burada gezerken içlerine bakın lütfen. Hani sadece değil, ağaç kesmek için de kullanılıyordu. Ve o testereye hareketi veriyor ve ağaç kesiyor. Ağaç kesildikten sonra nereye düşüyor? Suya düşüyor. Daha sonra kanallarla istediğinizi de dağıtıyorsunuz. Yani kanallar aslında ilk yapıldığındaki amaçlarından bir tanesi hem koruma amaçlı hem ulaşımda da çok önemli. Yani taşımacılıkta şehir arası ve aynı zamanda zaten için içinde geçerli. Tek dezavantajı şu, dönem itibariyle bütün evler kanalizasyonları kanala verdiği için monarşi döneminde yıllar önce en fazla tifodan insan ölümdeki oranda. Herkes gezdi kamçlar gördüğünüz o kanalda bütün evlerin kanalizasyonu oraya gittiğini düşün. Evet, öyle tehlikeli yerlerde maalesef kanalları var. Kanal o kanalların hepsi yapmak biliyorsunuz ve temizliği olur her yıl. Temizlenirken de bisiklet çıkartıyorlar bol bol içerisinde kanal içinden 10.000'e yakın bisiklet çıkıyor. Bakımlar sırasında genelde çalıp çalıp atıyorlar kanallara. Kanalda belli yerlerden suyu kesilir, boşaltılır, temizlenir, tekrar su olsunur. Boşaltılır, temizliği yapılır, tekrar su doldurulur. Bu şekilde yöneteceğiz. Zanchayn, siper demek. Siperler anlamına geliyor. O bölgeye gideceğiz. Çok güzel manzarası var. Bu arada orada sıcak çikolata içebilirsiniz. Hatta kendiniz yapıyorsunuz. Orada işte bardaklar var, alıyorsunuz. Orada ok var zaten.
göstereceğim ama nerede olduğunu. Oradan işte koyuyorsunuz. Şimdi diyor kahve koy diyor, kakao koy diyor. Kakaonuzu koyuyorsunuz. Büyükse bir kaşık, büyükse iki kaşık falan. Sonra şekere geçiyorsunuz, şeker koy. Sonra su var, su koy diyor. Kaşık al diyor, karıştır diyor. Sonra kasaya git diyor. O da süt koyuyor üzerine ve para veriyorsunuz. Hem size hazırlatıyor hem para istiyor sizden. Bedava yok, bir şey yok. Yok. Tuvalette. Tuvalette ücretli 1 euro. Ve nakit almıyor, sadece kredi kartı. Şuradan da gittiğimiz yerde. Böyle. Marken'de 50 kuruş. Bir de bugün markete gideceğiz. Daha küçük bir köy. Eskiden ada olan, daha sonra yolla Anakara'ya birleştirilmiş olan küçük bir balıkçı köyü. Oraya gideceğiz bundan sonra, hemen sonra. Yine gün içerisinde de peynir ihtiyacı olan misafirimiz için Türk peynir fabrikası ziyaret edeceğiz. Birer büyük alacağız. Biraz da tadına bakacağız. Kimse duymasın ama yağmayacak bugün. Şimdilik. Geceye kadar ıslandınız arkadaşlar. Bugün de öğleden sonra 4-5'ten sonra falan bir %40 gösteriyor. Muhtemelen biz o sırada yine hamsterden alacağız. Çok acayip. Daha rahatsınız artık en azından. Kapalı yerleri biliyoruz. Çok acayip. Neredeyim ben? Amsterdam'ı da çevreleyen bir yol var. Yani bir çevre yolu. Oralarda gezip duruyoruz sürekli. Şimdi ona geldik. Çok büyük bir havaalanı var. Yanındayız zaten gördünüz. Sişipol.
Dersin yarı çıkan. Bakın bu arada bugün manzaralar çok güzel olacak. Kaçırmayın lütfen. Yok. Bunlar bütün kanallar zaten yapay kanal. Şu taşma oldu mu? Oluyor bazen ama çok iyi yönetiyorlar. Hayır, bazı yerlerde nehir daha yüksek. İşte dedik ki seviyesinin altı üstü değişiyor diye. Kolampenleri duydunuz mu? Kolampen. Tahta ayakkabılar var ya, bunların meşhurdur, onu kolampen derler. Burada da nasıl yapıldığını gösteren bir yer var. Oradan girip bakabilirsiniz. Hediyelik eşya söylediğim gibi valandama saklayın. Bu üçünün arasındaki en ucuz yer orası olduğunu söylüyor misafirlerimiz. Kıyaslamışlar. Valandonda yemek yiyeceğimiz yerde. Burada ama o hediyelik eşyacının bir tanesini içinde göstereceğim. Kapısında böyle kocaman kalp şeklinde kolampenlerden falan yapmışlar. Orada fotoğraf da çektim. Belki görmüşsünüzdür internette. Oradan fotoğraf da alabilirsiniz. Kolampenleri neden ağaçtan yapıyorlar? Çünkü eskiden çok fazla su baskını var. Böylelikle ayakkabı kaybolmuyor. Suyun üstüne çıkıyor ya. Hop. Ve deriye nazaran daha kolay kuruyor. Evet, geldim parkingimize. Benden ayrılmayın. Parkuru göstereceğim. O ayakkabılar nerede yapılıyor onu göstereceğim. Sıcak çikolatayı göstereceğim. Mesela bir zaman vereceğim burada. Kış olmasına rağmen evet. Saatlerimiz 9:15 hanımlar beyler. Bir saat buradayız. 10:15 buradayız. 10:15'te herkes araçta olacak. Lobeyi göstereceğim ihtiyacı olanlar için.